Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün biraz risk alacağım. Yani uzun zamandır da bekleniyordu. Ayaz ve ateşi dağ gerisine götüreceğim arkadaşlar. Fermanı bağladım. Zümrüt'ü de bağladım. Çift tasma taktım boynuna. İnşallah peşimizden gelmez. Şimdi bu aralar tasma sıyırma huyu başlamış. Şimdi ateşi açtım arkadaşlar. Birazdan yanına geçeceğim. Kapının önüne doğru götürdüm. Boynundaki tasmayı da, dikenli tasmayı da çıkardım. Şimdi ayazı açacağız. Ha, fidiller. Yavrularımız da burada. Maşallah bayağı büyüdüler, geliştiler. Bunların da sahiplendirme zamanları geldi. Değil mi lan? Şikayetçiler sizi. Aferin. Lan. Fıdıl. Fıdıl. Ne? Ne? İnşallah bir sorun çıkmaz arkadaşlar. Yani biraz çekingen var aslında. Yani ikisi de çok lider köpekler. Yani kolay kolay alttan almazlar ama ateşin şöyle bir güzelliği var. Ateş daha çok söz dinliyor. Yani kolay kolay durduk yere bulaşmaz. Ama Ayaz'da öyle bir sorun var açıkçası. Yani Ayaz'ın kötü huyu da gidip önünde tikilmesi. Yani dur oğlum. Dur açacağım. Tahminlerimi söylüyorum arkadaşlar. Tabii ben ikisine de ayrı ayrı ip aldım. Herhangi bir şey olursa müdahale edeceğim tabii ki ama inşallah öyle bir şeyle karşılaşmayız. Ama tahminim Ayaz gidip yine ateşin önüne tikilecek. Yani efelik yapacak diye düşünüyorum. Dur oğlum Ayaz. Bağlayayım arkadaşlar. Devam edeceğim bir saniye. Tek olduğum için. Dur Ayaz. Birazdan kafa kamerasını kullanacağım. Çünkü bunlar zor oluyor. Dur oğlum. Lan dur. Şimdi diğer köpeklerin hepsini bağlandım ki bir sorun olmasın. Yani yanlarında köpek olursa dur oğlum dur. %100 sorun olur lan. Dur oğlum. Ama böyle en azından riski azaltmış olduğumu düşünüyorum. Yani bir şekilde bunların birbirine alışması lazım. Çünkü burada biliyorsunuz köydeyiz. Çok da fazla yaban hayvanlar var. Birbirine alışırlarsa çok daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Yani Erzincan'dayken gelmeden önce de sürekli birbirlerini görüyorlardı. Yan yana bağlıydılar. Yani birbirini görecek şekilde bağlıydılar. Gel. İnşallah bir yaramazlık yapmasın Ayaz. Onu diyordum arkadaşlar. Açarken bir ara laf karıştı araya. Yani ateş kıskıladığım zaman veya tut dediğim zaman kesinlikle affetmez. Direkt alır. Hiçbir korkusu yok. Ondan çok eminim. Ama yani böyle sürüye de alışkın olduğu için, sürü köpek sürüde de görev yaptığı için o yüzden biliyor. Diğer köpeklerle anlaşmasını da biliyor. Tabii ki ters bir durum olmadıktan sonra. Onun haricinde kolay kolay bulaşmaz. Ama Ayaz gidip sürekli önünü kesecektir diye düşünüyorum. İnşallah öyle yapmaz. Güzel bir dağ gezisi yaparız. Şöyle bir yan yana geçsinler önce. Ateş de burada. Aferin oğluma benim. Ateş. Aslan oğlum. Sakin. Sakin olalım. Aferin. Hayır. Ayaz. Hırlamalar başladı. Tamam. Sakin. Yani bunları birbirine bir alıştırabilirsek çok güzel olacak arkadaşlar. Yani buna da mecburuz. Birbirine bir şekilde alışmaları lazım. Sürekli bunlar bağlı bir şekilde kalacak değil. Yani bir şekilde alıştıracağız. En güzel de hiçbir köpek olmadan sadece ikisi baş başa kalınca belki daha iyi olur. Sorun da çıkmaz inşallah. Dediğim gibi Ayaz 2'de gidip önüne tikilirse ateşin sabrını zorlayabilir. Ama ateş sabırlıdır. Bence karşılık vermeyecek diye düşünüyorum. Ama tabii Ayaz dalarsa iş sıkıntı. Ateşin tepesi atarsa ateşin vallahi hiç kimseye eyvallah yok olmaz da. Şimdi ben Ayaz'ı bağlayacağım. Ateşi açacağım. Ateşi önden biraz gitsin. Ben de Bülbül'le beraber peşlerine gideceğim. Ama öncelik ateşi açmam lazım. Ayaz'ı açarsam daha büyük sorun olur diye düşünüyorum. Ben de o arada atıma binip kafa kamerasını takıp takibe başlayacağız. Şimdi ben hazırlıklarımı yapayım. Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bülbül'ümü hazırladım. Durun. Vallahi biraz
Açıkçası riske alıyorum, farkındayım ama inşallah bir sorun olmayacak. Birbirlerine güzel bir şekilde alıştıracağız. Onun için yani şart bu arkadaşlar, bir şekilde alıştıracağız. Ben ateşe güveniyorum. Ayaz'a açıkçası çok güvenmiyorum ama ateşe güveniyorum. Ateş bir sorun çıkarmayacaktır diye düşünüyorum. Dur oğlum, önce seni açacağız. Hatta şu ipinden alıp dur dur. Bahçenin dışına çıkarıp öyle bırakayım. Çünkü ateş komut verdiğimi sanarsa direkt ayaza dalar arkadaşlar. Yani öyle de bir huyu var. Komut aldığını sanarsa hiç affetmez. Dur. Kebam ateş. Hayır. Ayaz. Hayır. Ayaz. Şşşt. Tabi bağlı olduğu için. Şşşt. Ayaz. Gel oğlum, önce seni açayım. Dur. 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 Hadi oğlum. Hadi aslan oğlum. Dur. Ateşi açtık arkadaşlar. Tamam ayaz. Düldürümü ben şuraya tutturayım. Ayazı da şöyle bahçenin dışına getireyim. Nerede o? Ha. Ayaz! Şşt, sakin ol, sakin! Aferin oğlum, aferin. Aslan olayım ben. Sakın yaramazlık yok, tamam mı oğlum? Ha. Tamam, sakin. Gel. Önce şöyle biraz yan yana yürüteyim arkadaşlar. Daha iyi olur. Hem biraz birbirine alışmış olurlar. Birden bırakırsan sorun olmasın. Gel. Gel bakayım Ayaz. Gel. Aferin. Aferin. Yani şöyle denk gelse, yabani bir şey görseler, ikisi beraber bir yabani bir şey kovalasa, emin olun daha çabuk birbirine alışırlar. Daha iyi olur. İnşallah öyle bir şey denk gelir. Gelin bakayım. Ateş oluyor. Aferin. Aferin. Vallahi bunlar güzel anlaşacaklar arkadaşlar. Hadi ateş yürü. Ateş dönüyor ama. Yürü. Ateş hadi. Aferin oğlum. Bakın dönecek, ben kızınca devam ediyor. Yürü. Hadi. Aferin. Dur 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 dur. Biraz daha uzaklaşacağım arkadaşlar. Ayaz önden gitmeye başladı. İyi. Şey ateş, pardon. Hani şu an o kadar heyecanlıyım ki arkadaşlar, kusura bakmayın. Bazen kelimeleri yanlış söyleyebiliyorum. Yani çünkü ikisi de çok lider karakterliler. Yani iddia ediyorum arkadaşlar, ikisi de birbirinden üstün. Ama ateş Ayaz'a göre bence daha güçlü. Ama Ayaz da çok inat, çok damarlı, sağlam bir köpek. O yüzden hiç iyi olmaz. Yani elimden geldiğince böyle gezdirerek birbirine yavaş yavaş bırakmaya çalışacağım ki ileride aralarında sorun olmasın, zıtlaşma olmasın. Dur lan. O yüzden böyle tedbirli davranıyorum. Zümrüt falan sıyırmadı diye köpekler de yok. Ben şimdi ata da binince benim peşime doğru gelirler diye düşünüyorum. Ata da bineceğim ki çünkü bir tanesi yanıma gelirse benden cesaret alabilirler. Çünkü ikisi de benim köpeğim, yani cesaret alıp bu kadar çıkarabilirler. O yüzden böyle uzak duracağım biraz. Aferin. Ateş biraz daha uzaklaşsın. Hadi oğlum yürü. Yürü ateş, yürü. Hadi bakalım, bismillah. Dur bakalım Ayaz. Aslan oğlum, sakın sorun çıkarma. Ben de düldülüme bineyim. Çünkü ikisi de dediğim gibi benden destek almasınlar. Sakin, aferin.
Ateşin önden gitmesi çok iyi oldu. Yani en azından birdenbire bıraktığımı görürse, ateş dediğim gibi komut verdiğimi sandığı an affetmez arkadaşlar. Yani yeter ki komut verdiğimi anlasın, hemen dalar. Buna çok eminim. O yüzden biraz çekiniyorum ateşten. Vallahi inanın arkadaşlar, şu anda ben bile inanamıyorum böyle ikisinin. Gel. İkisinin bir arada böyle güzelce gezmesine ben bile şu anda şaşkınlık içindeyim. Aferin. Havalarda bayağı sıcak yaz. Köpekler sanki biraz zayıfladı gibi arkadaşlar. Bir de gezdiriyorum da burada. Bayağı bir dağ sporu yapıyoruz. Köpekler için de çok iyi oldu. Hem nefesleri açık oluyor. Kondisyonları düzgün oluyor. Bak hayat yine gidiyor bak. Dikkat edin arkadaşlar. Direkt yanına gidiyor. İşte bu huyu kötü. Aferin. Aferin ateş. Aferin. Yürü dül dül. Ateşin de dediğim gibi sürüde olduğu için, diğer köpeklerle grup çalışması yaptığı için biliyor böyle şeyleri. O yüzden diğer köpeklerle çabuk anlaşabiliyor. Ama en ufak bir komut verdiğin anda emin olun yani %100 değişiyor. O ateş gidiyor, sanki başka bir ateş geliyor. Yani bir kıskılamanıza veya bir haydalamanıza bakar. Direkt devran dönüyor arkadaşlar. Aferin benim oğluma. Vallahi şu an çok mutluyum arkadaşlar. Geldiğim günden beri bunun planını yapıyorum. Yani nasıl olur, nasıl yapabilirim, bunları nasıl olur da açabilirim diye düşünüp duruyordum. Hatta birçok izleyicimiz de sürekli söylüyordu. Ateşle ayazı aç, ateşle ayazı birbirine alıştır diye. Yani inanın cesaret edemiyordum arkadaşlar. Yani farklı bir olay. Çünkü iki köpeğimi de çok iyi tanıyorum. Olasılı bir konuda, yani öyle bir kavga durumunda neler yapabileceklerini çok iyi biliyorum. Onları ayıramayacağımı, yani çok zor ayırabileceğimi hepsini düşünerek, mesela şu anda yanıma iki tane ayrı ayrı ip aldım. Ki en azından bir durum olursa birini hemen bağlayıp ağaca bağlarım, diğerini o şekilde ayırırım diye iki ip birden aldım. Çünkü tekim, birini tuttuğunuz zaman diğeri bırakmıyor, diğerini tuttuğunuz zaman öbürü dalıyor. Yani inanın çok zor. Ama buraya yeni bir ayı gelmiş arkadaşlar, bakın. Daha çok ayı fışkısı. Hem de çok taze, yeni gelmiş, bu yoktu arkadaşlar. Ayılar etrafımızda cirit atıyor. Ama böyle yakın mesafede bize bir denk gelmedi. İnşallah denk geliriz. Aslanlarım benim, aslanlarım. Yani bunların ikisi böyle birbirine alışırsa, kurdu olsun, domuz olsun, neye bırakırsan bırak, bunlar affetmez arkadaşlar. Yanında da iki tane dişi, fark etmez dişlerin hangisi olursa olsun. Hepsi birbirinden kaliteli. Hepsi birbirinden cesaretli. Ben buna iddia ediyorum. Benim dişilerim de erkeklerim de cesaretlerinden de güçlerinden de hiç şüphem yok. Yeter ki bunlar birbirine böyle alışsınlar, ekip olsunlar. Kurt murt hiçbir şey gelemez. Bir kez daha böyle birkaç gün sonra tekrar ikisini bir açacağım arkadaşlar. Başka dişi bırakmadan. İyice birbirine biraz daha alışsınlar. Ondan sonra bir tane veya iki tane dişiyle de bırakabilirim. Ama dişilerle bırakabilmek için dediğim gibi biraz daha birbirlerine alışmaları lazım. Yoksa dişiler ortalığı karıştırabilir. Kıskanırlarsa fukaha çıkabilir. Dün gece bayağı bir yağmur yağdı yine arkadaşlar. Bakın yollar hala çamur. Aferin Ayaz. Hadi düldülüm. Geri dönerken birini bağlayacağım arkadaşlar. Ayaz'ı bağlayabilirim çünkü eve yaklaşınca işler değişebilir. Ben bunu çok defa yaşadım. Normalde doğaya çıkıyorum, gezdiriyorum, bir sorun yok ama eve doğru döndüğü zaman, yani mekana girdiği zaman birbirine liderlik sağlamaya çalışıyorlar. Ve olaylar, ortamlar bir anda karışabiliyor. Bu dişilerde bile aynı arkadaşlar. Aferin ateşime benim. Bu arada kafa kamerasında bir kontrol edelim. İyi çalışıyor, bir sıkıntı yok.
Şöyle bir atımızı koşturalım mı? Hadi bam! Hadi! Hadi dur dur! Hadi dur! Hadi dur! Hadi! Kerim, hemen yetiştiler bize. Şöyle bir atımızı dört nala kaldıralım dedik arkadaşlar. Düldül, aferin oğlum. Köpekler de peşimize iyi koştular, hemen yetiştiler. Aferin Ayaz, aferin. Dediğim gibi buraya gelmeden önce de yan yana aynı bahçedeydiler. O yüzden bayağı birbirine alışmışlar ama şimdi bağda olsa, biri elimde olsa, ipte olsa emin olun hemen olay değişir. Şimdi ikisi de açık olduğu için daha rahat oluyor, daha kolay oluyor. Yoksa Ayaz hemen yine ağzını köpürtmeye başlar. Sinirlendi de acayip bir şekilde ağzı köpürüyor arkadaşlar. Böyle bir değişik bir köpek oluyor. Canavara dönüşüyor resmen. Gel oğlum gel. İleride temiz su var. Gel. Yağmur suyu içiyor. Biraz daha yorulun ki birbirinize bir şey yapmayın. Üçge açılar. Koşturalım mı lan şunları biraz daha Düldül? Hadi bakalım Düldül! Hadi! Hadi! Aslanım benim, hadi oğlum! Hadi! Hadi! Tamam. Aferin oğlum, aferin! Gel. Düldül'le de bayağı alıştık arkadaşlar. Birbirimizi iyice aramızda bir bağ oluştu. Sakin. Yani koşmasını istediğin zaman bir hareketimde hemen gerekeni yapıyor aslanım benim. Aslanım benim. Tamam, sakin, sakin, sakin. Şimdi burada kurumlar var arkadaşlar. Su hayvanlara, koyunlara su içirmek için kurum koymuşlar. Oraya kadar çıkacağım. Zaten yakın hemen şurası. Orada hem bir 5 dakika dinlenelim. Atımız da bir 5 dakika dinlensin. Dinlendikten sonra suyunu içirelim. Az da olsa biraz yoruldu. Yorgunken su vermek çok doğru değil arkadaşlar. Terliyken, yoruluyken, yorgunken atlara su vermek çok doğru bir şey değil. Yani en azından bir şöyle bir 5-10 dakika dinlendirip öyle vermek lazım. Bakın burada sürüler geçmiş arkadaşlar şu tarafa doğru. Evet, koyun sürüleri bizim bölgeye doğru gelmiş sanırım. Atımdan ineceğim inşallah, bir sorun olmaz. Aferin Ayaz, aferin. Dur, dur. Aferin. Güzelce suyunuzu için öyle. Aferin. Vallahi inanılır gibi değil böyle ikisini yan yana görmek. Kesilmiş ama nedense. Hortum ağlamışlar. O bir yerden çıkmış olabilir. Lan bu tarafa gel. Bak gidip kurunun üstüne üşüyor. Bak bu tarafa gel. Tamam Düldül, dur. 5 dakika dinle. Sana da su vereceğim ya.
Buranın manzarası da çok güzel arkadaşlar. Bayağı yeşillik. Güzel bir yer. Sadın mı lan Ayaz? Şikayetçi seni. Lan bak o tarafa git. Şimdi kızıyor bir şey değil ateş. Tersler yanlış anlar da. Hayvanlar su içiyor da gitmiş oraya işiyorsun. Hani suyun içine işemedi ama kuruna işiyor arkadaşlar. Aferin. Aslan parçalar aslan. Biraz da yoruldular. Ben yine ne olur ne olmaz diye ateşin boynunda dikenli tasma vardı arkadaşlar. Çengel vardı. Her ihtimale karşı çıkardım. Herhangi bir durum olursa zarar görmesinler diye. Zaten dediğim gibi ipimi falan her şeyimi yanıma aldım. Yani ufak bir şeyden müdahale edecektim ama çok şükür gerek kalmadı. Bayağı bir yani beklentimin bile üstünden geçti diyebilirim arkadaşlar. Bu kadar beklemiyordum. Daha böyle agresif geçeceğini düşünüyordum. Birbirlerine biraz terslemeler yaparlar diye düşünüyordum. Yaptılar da. Yani birbirine biraz hırladılar ama öyle çok aşırı bir şey olmadı. Ben de durmadığım için, sürekli atın sırtında olduğum için o fırsatı da bulamadılar. Yani sürekli peşime gelmek şeyiyle o yüzden kolay geçtiğini düşünüyorum. Şimdi geri dönüş yoluna döneceğiz. Bakalım yabani bir şeyler karşımıza denk gelirse çok daha iyi olur. Bir ekip çalışması yaparlarsa birbirlerine alışmaları çok daha kolay olur. Buralarda domuz çok oluyor arkadaşlar. Ayı da çok oluyor. Öyle bir şey denk gelirse bir kovalasalar bile en azından yeterli olacaktır. Hadi bakalım. Yavaş yavaş döner. Aferin benim aslanlarım. Aferin benim aslanlarım. Durmayacağım arkadaşlar. Durursam Ayaz'a bak. Görüyorsunuz değil mi? Durup önünü kesiyor şikayetçi. Gel. Gel. Gel Ayaz gel. Gel oğlum. Gel. İşte böyle yapınca bak işte bak. Hayır gel. Aslan ateş gel oğlum gel. Ben şöyle devam edeyim. Gel. Gel ateş gel. Gel. Gel uyma onu oğlum gel. 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 Gel Ayaz gel. 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 Aferin gel. Gel. Dediğim gibi arkadaşlar biliyorum Ayaz'ın oyunu. Dönüp dönüp önünü kesecek. Ama ateşin sabrını zorlamasa iyi olur. Aferin. Zaten eve yaklaşınca Ayaz'ı bağlayacağım arkadaşlar. Çünkü Ayaz'ın sağa solu belli olmuyor. Bak yine dönüp önünü kesiyor. Gel. Aferin. Yani her zaman buralarda domuz falan denk geliyor. Şimdi denk gelmiyor. En azından dediğim gibi bir kovalasalar, bir ekip çalışması yapsalar çok iyi olacak. Bakalım şansımıza şu ormanın içinde belki bir şeyler denk gelirse iyi olur. Gelmezse Ayaz'ı bağlayacağım dediğim gibi. Çok iyi geçti ilk tanışmaları. Aferin. Deli oğlan. Deli oğlan. Gel aslanım gel. 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 Aferin.
Tam tahmin ettiğim gibi oluyor arkadaşlar. Demiştim videonun başında da. Ayaz dönüp dönüp önünü kesecek. Ateş sakin davranacak. Ama en ufak ters bir hareketinde gerekeni yapacağından eminim. Tam dediğim gibi oluyor. Yani çünkü köpekleri peydendir bende. Huylarını, suylarını çok iyi biliyorum arkadaşlar. Ne yapabileceklerini çok iyi kestiriyorum. Yani tecrübe arkadaşlar. Yani yanlış anlaşılmasın ama bu konuda çok tecrübeliyimdir. Çocukluktan beri köpeklerin, hayvanların içinde büyüdük. Yani klavye başında, internet başında öğrenmedim. Yaşayarak bizzat öyle öğrendim. O yüzden çok iyi biliyorum nasıl davranacaklarını, ne yapacaklarını. Bir çan sesi var arkadaşlar sanki. Bana mı öyle geliyor? Ne oldu lan yine? Gel. Aferin benim aslanlarıma. Gel. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Çuş, 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 çuş. Gel. Ateş gel. Gel ateş. Gel oğlum. Bak bu kadar geziden sonra bu kadar iyi anlaşmışken olmaz da. Gel. Gel. Ayaz gel. Gel. Çuş, 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 çuş. Aferin 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 gel. Bak kaç dakika ya hatta bir saate yakındır dolaşıyoruz. Gel. Gel gel. Ateş gel oğlum. Gel. Aferin. Gel ateş gel. Gel. Aferin. Yine gergin anlar arkadaşlar. Birbirine üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bakın ikisi de aynı yere işiyor. İz bırakıyorlar. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Gel, gel, gel. Buraya gel. Ayaz, aferin. Gel. Aferin. Gel. Gel oğlum, gel. Gel. Yavaş yavaş ilerleyelim. Hatta şurada bir yerde daha evvel çok var ama olsun yine de Ayaz'ı bağlayalım. Gel, aferin. Gel. Şu ileride kölgede durup kölgede var mı yok. Şu ağacın ora. Ayı fışkısı arkadaşlar. Ben burada Ayaz'ı bağlayacağım. Dur bakayım Düldül. Hatta şöyle Düldül'ün ipi uzun açayım. Ucuna da onu bağlayalım ki yani sorun olmasın. Buraya kadar sorunsuz geldik ilk tanışmaların için. Yeterli. Dur bakayım Düldül. Dur. Gel bana Ayaz. Nerede o? Dur. Dur. Bak. Dur. Düldül dur. Bir de seninle uğraşmayalım. Gel bana Ayaz. Gel. Gel. Ayaz. Gel. Çuş, çuş. Gel. 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 Gel aslan. Gel. Aferin. Aferin Ayaz'ım ha. Bu kadar iyi geçmişken sorun çıkmadan bağladım. Çünkü eve doğru döndük. Her an her şey olabilir. Bence çok iyi geçti arkadaşlar. Umarım siz de gezimizde ilk tanışmalarını beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.